arasında panik atak diye bilinen panik bozukluğu, gün içerisinde beklenmedik anlarda karşılaşılan panik belirtileriyle karakterize. Panik belirtileri de heyecan, ölecek gibi hissetme, kalbi duracak gibi hissetme, sanki felç olacağım ya da aklımı yitireceğim korkusu, çarpıntı, terleme, titreme, ellerde ayaklarda uyuşma, çok büyük bir panik ve telaş hissetme gibi belirtilerle gösteriyor kendisini. Genellikle bu belirtiler yarım saat, en fazla bir saat sürüyor. Bir saat sonrasında kendiliğinden iyileşiyor. Fakat panik bozukluğu bu kendiliğinden iyileşen atakların tekrarlayacağı endişesi ve tekrarlama olasılığıyla giderek daha karmaşık bir hal alıyor. Bir tane panik atak geçirdiyseniz panik bozukluğu demiyoruz belki, ama o panik ataktan sonra sizde eğer tekrar olacak kaygısı, bunun için karşılaştığınız kaçınmalar ya olursa diye kendinizi eve kapatma gibi belirtiler görülürse, bu bizim için çok önemli. Tabii bu tek bir atakla çoğu kez kalmıyor. Genellikle ne zaman geleceğini bilemediğimiz yineleyen ataklar oluyor. O zaman insanın sosyal yaşantısı ve yaşam kalitesi çok bozulduğu için mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor. Çok yaygın görülüyor toplumda, çok sık görülen bir rahatsızlık, ama tedavisinde çok başarılı olduğumuz, çok kolay tedavi edebildiğimiz, tedaviyle rahatlıkla düzelebilen bir rahatsızlık. Yine tedavide kullandığımız yöntemlerin başında ilaçlar ve psikoterapiler geliyor. İlaçlar, atak anında kullanılacak ilaçlar ve düzenli kullanılacak ilaçlar olarak ikiye ayırabilirim. Psikoterapisinde de kişiye uygun yaklaşımlarla hareket ediyor.